6 aydan beri çalışıyorum. Bir ücret talep alamadım. Paramı alamadım. 68 milyar alacağım var. Karşımda bir muhatap bulamıyorum. Maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz. Paramızın tamamını istiyoruz. Maaşlarımızı alamıyoruz. Taşeron firma bize ödeme yapamıyor. Seçenek olaraktan da bize ana firmanın parayı ödemediğini söylüyor. Bir yere gidip çalışamıyoruz da paramızı almadığımızdan mağduruz yani. Problem bu. Kaç kişi peki bu mağduriyeti yaşıyor? Yaklaşık yani şu anda burada 10-15 kişi var ama ekibin tamamı 30-40 kişiye yakın. Maaşlarımızı taşörene ödeyemediği için alamıyoruz. Sıkıntımız maaşların bir an önce ödenmesi. Yani bize öde, patronu ödesin ki biz de ondan alalım. Sıkıntımız bu. Bu firmanın sahibi yaklaşık bu arkadaşlara, ana firmaya, ana firma taşörene para ödeyemiyor. Alacağımızı şantiye şefi de kabul ediyor. Borçların hepsi kabul ettiği halde ana firma diyor ki gidin mahkemeye, mahkeme üzerinden alın diyor. Mahkemeden az 3 sene 5 sene sürecek. Bu adam yarın Arefe bayram, ben bu adama nasıl para ödeyeceğim? Soruyorum sana, bu kadar emekçinin hakkını mahkemeye git derken 3 sene 5 sene bu kadar milletin hakkını ben nasıl ödeyeceğim abi? Koca binalar, bizim paramızla koca binaları yaptı ya. Koskoca firma. Ya bu paranın bana çerez parası ya. Biz hakkımızı istiyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Geliyoruz buraya. Bir tane şantiye şefiye koymuşlar. Beni ilgilendirmez diyor. Bir tane kız koymuşlar. İç mimar. Ne olduğu belli değil. Buradan gidin diyor. Adam buraya geliyor. Kaçıp gidiyor. Kameradan bizi izliyor. Ya arkadaş biz adam gibi geldik. Biz sükunet peşindeyiz. Biz kavganın onun bunun peşinde değiliz. Emekçinin hakkını istiyoruz ya. Başka bir şey istemiyoruz ya. Yazık günah ya. Cebine 2 lira giren adam sanıyor kendini ya. Burada kaç tane adam çalışıyor? Kaç tane? Yazık günah abi ya. Biz hakkımızı istiyoruz abi. Bu adam dolandırıcı. Dolandırıcı abi. Bizim hakkımızı versin ya. Başka bir şey istemiyor ya. Şu adamın akşama kadar nelerle uğraştığını kim biliyor ya? Evinde aşı var mı? Elektriği, doğalgazı var mı? Kimse bilmiyor abi. Ayıptır ya. Günahtır abi. Yazık günah ya. Bu kadar millete sabahtan 3 gün demeli burada yatıyoruz ya. Abi bizim hakkımızı versinler.